İzotop atom ile ilgili 6 tane kısa bir testimiz var. Kavrama soruları. Bir bakalım bunlara şimdi. Birinci soru da izotop atomlar sorulmuş. Hangi tanecikler birbirinin izotopudur denilmiş. Şimdi izotop olması için bunların atom hallerine bakmamız lazım. Yani atom halleri demek ne? Mekan yani proton ve elektron sayıları aynı olması lazım. Birinci öncüde bakarsak protonlar tutuyor. Hatta burada bakarsak nötronlar da aynı. Bunlar sadece nedir? Bir diyenin iyon halidir. Dolayısıyla burada bir izotopluktan bahsetmek mümkün değil. Çünkü proton sayıları ile nükleon numaraları aynı. 2'ye bakarsam proton sayısı 6, nötron sayıları farklı. Bak kütle numaraları farklı. Dolayısıyla bunlar e, karbonun 12 ve 13 izotopları. Bu da hidrojenin izotopları. Bak hidrojen ve döteryum. Bak proton sayıları 1 ama kütle numaraları 1'i 1, 1'i 2. Dolayısıyla 2 ve 3 birbirine izotop atomlarıdır. Doğru cevap D seçeneği olur. İkinci soruda bakır tanecikleri var. Biri 29'a 65, öbürü 29'a 63 ve biri iyon halinde. Birbirinin izotopu mudur bunlar? Evet. Çünkü proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı tanecikler. Ama kimyasal özellikleri aynı olamaz. Neden? Çünkü bakır 2 artıda toplamda 27 tane elektron var. Bakır 0'da ise 29 tane elektron var. burada kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için hem proton hem elektron sayısının aynı olması lazım. O yüzden burada kimyasal özellik aynıdır diyemem. Tabii ki fiziksel özellik zaten farklı olacak. Kimyasal özellik farklıysa fiziksel farklı ki zaten izotop atom bile olsa bundan fiziksel özellik farklıydı hatırlarsan. Doğru cevap buradan A seçeneği olur. 3'e geldiğimde taneciklerinden hangilerinin kimyasal özellikleri aynı olabilir denilmiş. Olabilir dediğine göre proton ve elektron sayılarının aynı olmasını bekliyoruz. E bakıyorum 17-35. 17-35 ama birisi nötral halde birisi eksi 1 biri yüklü. Dolayısıyla elektron sayıları farklı olduğu için burada kesinlikle kimyasal özellik farklıdır diyebilirim. Oksijenlere bakarsak 16 izotopla 17 izotop. Her ikisi oksijen atomu ve her ikisi atomik halde. O zaman bunlarda kimyasal özellik aynıdır diyebilirim. Lityuma bakarsam da yine biri nötral halde birisi iyon halinde. Bunların da kimyasal özelliği kesinlikle farklıdır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü soruya geldiğimizde X ve Y atomları birbirinin izotopudur denilmiş. X ve Y atomdan oksijen atomuyla oluşturdular. XO2 ve y ko bileşleri için hangisi aynıdır denilmiş. Şimdi burada aynı olan şey ne olabilir? Kimyasal e, yapı ya da kimyasal özellik veya kimyasal formül aynıdır. Onun dışında molekül kütlesi, fiziksel özellik, yoğunluk gibi parametreler farklı olacaktır. Yani molekül kütlesi burada e, farklıdır. Kütlece yüzde bileşimleri de farklıdır. Çünkü birinin kütlesi diğerinden daha e, az ya da fazla olacaktır. Öz külde, yoğunluk gibi fiziksel özellikler de farklı olur ama kimyasal özelliklerin aynı olmasını beklerim. Her ikisi de mesela karbon elementi ise her ikisi de karbondioksittir. Yani bu karbondioksitin tüm kimyasal özelliklerini gösterecektir. Doğru cevap E seçeneği olur. 5'e geldiğimde ise oksijen atomunun doğada bulunan izotopları 16, 17 ve 18 izotopları varmış. Bu izotop atomla ilgili fiziksel özellikler tabii ki farklı. Çünkü atomik kütleleri farklı. Elektron sayıları aynı olur çünkü proton sayıları aynı. 8'er proton varsa 8'er elektronlar var. Elektron sayıları aynı olur. Oluşturdukları oksijen moleküllerinin molekül kütleleri aynı olamaz. Çünkü bunların işte O2 halleri mesela bunun için 32 bu 34 bu da 36 olacaktır molekül kütleleri. Dolayısıyla doğru cevap buradan 1 ve 2 B seçeneği gelir. Kavramanın son sorusuna geldiğimizde. Magnezyum elementi doğada 300'ün topunun karışımı halinde bulunuyor. 24, 25 ve 26. Bunlardan 100 gramlık magnezyum külçeleri yapılıyormuş. Buna ilgili hangileri yanlıştır deniliyor. Şimdi aynı sayıda elektron içerir mi? Bir defa 100 gramı tamamlamak için yani 100 gramı oluşturabilmek için en az 26 olan izotoptan alırız. En fazla 24'ten alırız. Doğru mu? Yani bunların bir defa atom sayıları farklı olur. Atom sayısı farklı olursa içerideleri elektron sayısı yani toplam elektron sayısı da farklı olur. Dolayısıyla bu farklıdır. Aynı sayıda nötron içerirler. Hayır yine aynı mantık sayısı daha az olan 26'da tabi burada şeye bakmak lazım işte tam orada hani nötron sayıları zaten taneciklerde farklı bir de bunların atom sayıları da farklı olacağı için nötron toplam nötron sayıları zaten farklı olur. Aynı sayıda atom içermeleri de zaten en başta bunu söylemiştim. Aynı sayıda atom içermeleri mümkün değil. Çünkü toplamda 100 gramı tamamlamak istiyorsak 24 olandan daha fazla alırız, 26 olandan daha az alırız. Bunlardan ayrı ayrı külçeler yapıyorsak o zaman bunların hepsi yanlış olduğu için doğru cevap E seçeneği gelecektir. Kavrama testimizde bu şekildeydi. Kütlelerle ilgili olan bölümü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Konuya şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz.